Disney bugüne kadar hayatımıza birçok etkisi dokunan bir sürü film yaptı. Özellikle animasyon filmleriyle çıtayı arşa çıkaran Disney bizde kimi zaman hüzünlendirip kimi zaman da kahkahaya boğmaya başardı. Bu film serilerinden bir tanesi de Arabalar serisiydi. Arabalar serisi gerçekten de güzel bir seri ama bana kalırsa bu serinin asıl en iyi filmi ilk filmiydi. <laughs> Arabaların ilk filmi her şeyle güzel olan bir yapımdı. Egoist bir arabanın egosunu bir kenara bırakarak çok iyi dostluklar edinmesi hikayesini gerçekten çok iyi işlemişti ilk film. Gelen devam filmi de ilk film kadar iyi olmasa da yine de iyiydi. Bu sefer başrolü McQueen yerine neredeyse başrolün kendisi Mater olmuştu. Ama bu kötü değildi. İkinci filmde seri bambaşka bir noktaya gitti ve yarıştan ziyade filmin içinde bolca komplo ve entrika yerleştirildi. Bunun yanında da bolca aksiyon gelmişti. İlk filmden sonra bu dene bir değişiklik görmek garip hissettirse de kısa süre sonra alışmıştık biz bu özelliğe de. Ve ikinci filmde sevmeyi başardık. İkinci filmden sonra da arabalar sayısına dair son olarak üçüncü bir film daha gelmişti 2017 yılında. Ve bu filmde izledikten sonra biz eski kitlenin biraz kötü hissetmesine sebep olmuştu. Hayır, film iyiydi. Onda bir sıkıntımız yok ama McQueen'in yaşlanmış olduğunu ve artık gençlerde başarılı olamayacağını görmek tam da o konunun işlenmesi dolayısıyla biz de biraz yaşlanmış hissetmiştik izlerken. Daha 17 yaşındayım bu arada. Ve Arabalar serisinin 3. filmiyle Mekke'nin yarışlara biz de bu seriye veda ettik. Yani en azından biz öyle zannediyorduk. Ta ki bir süre öncesine kadar. Disney kendi platformu Disney Plus'a gelecek olan bazı dizileri duyurdu. Ve bunların içinde Arabalar dizisi de vardı. Ayrıca dizi dışında diğer söylentiye göre ise hem bir dizi hem de bir film gelecekmiş arabalara dair birçok haber var arkadaşlar. Gelin detaylıca bir değinelim şunlara. Öncelikle diziden bir bahsedelim. Disney bir süre önce Disney Plus'a gelecek olan birçok diziyi duyurdu. Aralarında Arabalar serisi de vardı. O sırada bu diziye dair pek bir şey bilmiyorduk. Ama şimdilerde birkaç şey açıklandı. Öncelikle rahatlayabilirsiniz. Dizi kart evreninde geçen herhangi bir arabayı veya arabalar işte gördüğümüz şu arabayı anlatmayacak dizi direkt olarak McQueen ve Matthew odaklanacak. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki bunu duymak gerçekten çok hoş. Henüz bir açıklama gelmedi ama bana sorarsanız gelecek olan bu dizide Cars 3'ün devamını göreceğiz. Yani şu şekilde. Bence çıkacak olan bu dizide Arbalar 3'te yarışı bırakmış olan McQueen'in kasabaya geri dönmesi üzerine kasabada Matthew ile yaşadıkları maceralar anlatılacak. McQueen yarışmadan ne yapıyor, nasıl vakit geçiriyor bunu göreceğiz dizide. Ve bana sorarsanız McQueen bu günlük rutinden sıkılacak, yarışa geri dönmek isteyecek. Bana kalırsa dizide bu işlenecek. Bir de film haberi var tabi. Ondan da bir bahsedeyim. Sonra diziyle filmi birleştiren Muhteşem bir teoriden de bahsedeceğim. Dördüncü filmin çıkacağı Disney açıkladığı bir haber değil. Onu da söyleyeyim. Bu tamamen bir söylentiden ibaret. Gelin detaylara bir geçelim. Öncelikle gelecek olan Arabalar 4 filminin isminin son yolculuk olacağı söyleniyor. Arabalar 4 filmi ne kadar gerçektir bilemem ama bana gerçekten olası geliyor bu filmde. Yani arkadaşlar bana kalırsa Disney Plus'ta çıkacak olan Arabalar dizisi Arabalar 4 filmde bir köprü gibi olacak. Yani Arabalar dizisi bana kalırsa direkt olarak Arabalar 4'e bağlanacak. Çıkış tarihleri de bunu destekler nitelikte aslında. Arabalar dizisinin 2022'de çıkacağı söylenmişti. Muhtemelen bu doğru bir haber. Ve eğer bir Arabalar 4 filmi gelecek ise de o film de 2025 yılında çıkacakmış. Yani bence dizi tam bir şey olacak ki McQueen yarışlara geri dönmek zorunda kalacak. Ve son yolculuk filminde ise gerçekten McQueen'in son yolculuğunu izleyeceğiz. Yani tam da bu şekilde olacak bana kalırsa. Hatta belki de McQueen'in kaza yapıp öldüğünü görebiliriz dördüncü filmde. Bilmiyorum birçok olasılık var. Ve işte haberler bu şekildeydi arkadaşlar. Yani anlattığım şeylerden ötürü ben gerçekten çok heyecanlıyım ve eminim ki sizler de benim gibi çok heyecanlanmışsınızdır. Siz de kendi teorilerinizi ve beklentilerinizi yorumlara yazın. Acaba dördüncü film çıkacak mı? Dizi dördüncü filme bağlanacak mı? Veya dördüncü filmde ne anlatılacak? Neyse, şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.